願いします。休み中、はい、来たりと。I'm so happy because this is my first time playing Turkey and I'm so excited. Thank you for coming today.
If you are guitar player, everyone, sounds great, yes. So I'll tell you the tips for making tap sound clearly. So as you know, I am so unique guitarist as using so unique tapping.Easy for me, so see my fingers. Can you see this? So my right finger is very short more than my left finger. Because so many tapping make my finger short and flat. So it's like a hammer, piano hammer. So I'll tell you the tips.Cut your finger short and flat. It's very easy. Your finger, you can play like this. Thank you.
Thank you.
久野さん、ちょっと翻訳お願いしていいですか。今日はさっきここの津春ミュージックだけになんとトルコの伝統的な楽器をいただきまして、Turkish instruments, you know this? Of course! So this is my first time to see, of course to see and play, first time now. Wow! It's three or nine strings? Nine strings? Very Thank you.
はい。え、じゃあお願いしようかな。お願いしていいですか。どうやら日本語がすごい上手なスウェーブが見つかったらしいんですけど、お願いしていいですか。チェックチェック、チェック。はい、こっちで。じゃあお願いしていいですか。あ、じゃあよろしくお願いします。どうやら今、日本語がすごい上手なスウェーブの方がいたみたいで。すごくないですよ。本当ですか。そんなにすごくないです。はい。まあまあです。はい。できるだけ頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと自己紹介というか、お願いしていいですか。自分ですか。はい。通訳しますよみたいな。あ、はい。じゃあトルコ語でしますよ、自分。はい。Bugün çeviri eksiği olduğu için bir şekilde ben tamamlamaya çalışacağım. Japoncadan Türkçe'ye direkt çeviri yapabilecek olmadığı için şu an. Adım Merve. Yeterdir herhalde diye düşünüyorum. Yeah, but the next song is the last song. 次の作曲最後なんですけど、なんかどうしよう。Sıradaki şarkımız son şarkımız olacakmış. Ama ne yapsak acaba diyor.最後の曲で、こう、通訳の方が見つかったという、あ、この後に、じゃあ、この後に、最後の曲やった後に Q&A があるみたいなんで、その時によろしくお願いします。はい。その瞬間も、それは、meet and greet olayımız da var。yani、imzalatmak falan isteyen varsa、gitarınıza imza attırmak isterseniz falan。endişe etmeyin yani o konuda. Üzülmeyin demek için. Son şarkı sizinle şimdi. Bugün gitar klinik ということで、まあ、やってるんですけど、トルコはとても初めての旅なんですけど、街並みとかすごい綺麗だし、ご飯も美味しいし、トルコ大好きになったんで、また自分のコンサートでも行きたいなと思ってます。Bugün gitar kliniği için hani bu amaçla Türkiye'ye hayatımda ilk kez gelmiştim diyor ama Türkiye'nin özellikle İstanbul'un çevresini çok beğenmiş, etrafı, binaları vesaire şehri çok beğenmiş, yemekleri çok beğenmiş. Bunlar ötürü diyor ki ileride konser yaparsam gelmek isteyeceğim yerlerden birisi olarak aklıma koydum şu anda.
let's start the Q&A. Is there any question? İngilizce sormayan da endişe etmesin, hani Türkçe de sorabilirsiniz. Evet, Türkçe sorarsanız biz onu Japonca şey yapacağız. Konnichiwa. Konnichiwa, Nihongo sorusu. That's all important, I know. And arigato. To my question, I hurt my wrist while playing guitar. And I can't get on the stage, I can't play any guitar. So do you have any exercises to prevent such injuries? すいません、ちょっとお願いしていいですか。はい、翻訳？はい。はい。ギター弾きながらちょっと手を、怪我したらしいんですけども、なんかできますか？なんかこう動きとか何か。はい。So, is a right hand? Both? it's so difficult. So, okay, so first, you watch many anime and make inspiration in your head. And next, both. なんだろうな? It's very difficult. Yeah, but なんだろう? なんだろう?怪我したことないですね。Hiç yaralanmamış daha önce gitar çalarken izden. 指は動きますか? Parmağınız hareket ediyor mu? You can? Okay. So, play with only your finger. Like this.いるかがわからないんですけど、それはでもどれぐらいで治りそうなもんですか？çok fazla güç vermeden aslında pratik yapmaya devam edebilirsin ama çok da zorlama diyor ve hani ne seviyede bir durumdasın diye soruyor. hani güç verebiliyor musun koluna diye soruyor. I can't put bands like I used to. ズボンも入らない。むずいな、じゃあ。そうね。そう。You know the Telvin? Telvin っていう楽器知ってますか? Telvin diye bir şey var, müzik enstrümanı. No? Telvin っていうのは、こう、何もないとこに手をかざすだけで音が鳴るんですよ。hiçbir şey olmadı halde elinizi böyle hareket ettirerek çalabildiğiniz bir enstrümanmış, ona geçiyor istersen. なんで、もうそれ多分音も出るし、本当にこう何もないところに手を出すだけで音出るし、ギターに結構近いと思うから、実際そのテレビっていう楽器に触れてみて、音楽を楽しむ気持ちっていうのをこうもう一回確認してもいいかも。diyor ki en azından müzikle olan bağlantını kaybetmemek için onu deneyebilirsin. Sesi de gitara çok benziyor bence diyor. O yüzden alternatif olarak elin hani kolun iyileşene kadar bunu deneyebilirsin diyor. Arigato. Can next question?Has been a time you just couldn't play guitar for no reason and want to leave everything behind and just get a normal job? たまにはこう何もしたくない気分になってもギターなんか弾きたくないとかそういう気持ちになったことありますか? Yes, of course. そういう時は本当に何だろうな。でも結局何をしてない時でも音楽のことばっかり考えてしまうから自然とギターの方に向かってしまうんですよ。Normalde öyle durumlar yaşadığımda bile çalmasam bile beynimde sürekli müzik olduğu için zamanla tekrar oraya itildiğimi hissediyorum diyor yani. İstesem de bırakamıyorum diyor. Okay, next question. こんばんは、西川さん。こんばんは。この国に来てくれてありがとうございます。
thing to do. ギターを始めとき何歳ですか？何歳だった？When I was 15 years old. ありがとうございました。Good evening. I'd like to ask you right about the technique, thumb picking, index, middle finger, and ring at the same time. Like, which degree is like the most accurate, like to be accurate in playing and to be in sync with right hand at the same time? Thumb, index, middle, and ring at the same time.どういう質問でしょう？ちょっとあの今も世界で見てみますね。さあ、チュンチェソーバーチュービジチュンチェレビオイングリゼトルコ語も英語もあんまりないトルコ語も英語もないそうどういうことノスチュンチェレビジまあ、分かったぐらいちょっと翻訳してみます。なんかギターを弾くときは指のどっちが一番強いですか？一番強い。ここの these two fingers is the most powerful finger。ここでバランスを取ってます。Between the give which is our own。Yeah, like this.Like you see, he's doing it like with a 45 degree, and I cannot get this. Yeah, I can play this too. Yeah, I can play. Toshin Abashi is more fun. Thank you so much. You're so gorgeous, and your playing is gorgeous as well. Yeah. Benim İngilizcem yetmedi, şimdi ben Türkçe soracağım ama iyi akşamlar ilk önce. Good evening. Konbanwa. Benim iki sorum olacak. Biri neden bu tarz seçti? Yani rock varken, metal varken neden böyle bir tarz seçti? Tamam, söyleyebilirim. Daha rahat olur. Tamam. Sorum iki tarz arkadaşımızdı. Bir tanesi var. Doğuştu hoca no nanko gitar no janru janakte kore o erandan deska? Ongaku o hajime gitar o hajimeta toki ni mo sugu ni hitotsu no jinsei o kaketa goru mitai na no ga zumen no naka de ukande. Sore gaなんだろうな、楽器1本でどれだけ人の心を揺らせる音楽を作れるかっていうのを人生をかけて試してみようと思ったことです。Gitar elimeyi kaldığımda kafama bir hedef koymuştum diyor. O da diyor, sadece ve sadece bir enstrüman ile bir insanın ruhunu ne kadar iyileştirebilirim bunu öğrenmek istiyordum. Bu yüzden sınırlarını zorlamak istedim ve bunu seçtim.İkinci sorun da şey, pena alabilir miyim? Pika o ne Thank you. Hi.Which you think that making all Turkish music covers? トルコの、音楽をカバーしたいと思ったことありますか？これからしたいと思いますか？まず今日、今ないけどさっき弾いたあの楽器を、はい、今日ズハルミュージックにいただいたんで、やっぱそのあれあの楽器ってこう独特な音階をしてる、はい、トルコの音、多分そのトラディショナルなりに乗っ取ってると思うんですけど、なんでやっぱそれを弾くためにはトルコ音楽を聴く必要があるしっていう、あの楽器をちゃんと弾けるようになりたいと思うんで、多分これからトルコ音楽をいっぱい聴いて練習することになると思います。
Zaten bugün Duyo Zuhal Müzik sağ olsun bana bir saz verdiler ve buna deneyim etme şansım oldu. Eğer ki diyor bunu devam ettirmeyi de istiyorum aslında diyor. Çünkü hoşuna gitmiş saz çalmak açıkçası. Ses hoşuna gitmiş. Ama diyor anladım ki gitar gibi çalınmıyor, tam olmuyor diyor. O yüzden biraz Türk müziğini dinleyip, anlayıp ondan sonra biraz kendim pratik yapacağım. Bundan sonra da o tarz bir şeyler yapabilirim aslında var aslında diyor. I would suggest you Anatolian Turkish rap. I'm going to go to the next one. It's very crazy. Every day, one performance. So today is tonight is the final. So I'll answer the many questions. Normalde kliniğin son yani turun en son noktası Türkiye olduğu için bugüne kadar her gün performans yaptık ama bu sonuncusu olduğu için bugün final olduğundan dolayı normalden daha fazla soru cevaplamak istediğini söylüyor. Biraz daha özel bitsin istediğini söylüyor. Yeah. My question is that how can we be creative on our improvisation solos? I mean, I'm getting of using same sentences over and over again. I want to be creative in guitar. ギターに行くときは、どうしたら二人とも似てないこうなんかオリジナルな音楽を作れますか？自分はいつも同じものなんか弾くのがもう疲れましたので、何か新しいものを作りたいんですけど。OK、じゃあコツがすげえ。The answer is finding very unique chord, your own chord. How to find your own chord?まずはじめに、first, decide the note. 自分のコードを作る必要があるんですよ。例えば、その次に、一つ横の弦、隣の弦で、あらゆる音を試してください。normal kodlarda perdede elini koymayacağın yerlere koyarak veya elini gezdirerek deneyebilirsin diyor bu şekilde. Evet, 自分の思う、これを何度も繰り返していって、自分の思う最高の響きのコードを見つけてください。Bunu bu şekilde deneyerek, kulağına en güzel hangisi geliyorsa onun üzerinden hani çabalayaraktan bir şeyler çıkarabilirsin. Like this. Bu şekilde bir kord oluşturduğunuz zaman, bu çok özel bir kord mesela, normalde kullanılmayan bir şeydi. Buradan bunu bass alarak, buradan şarkı yapmaya başlayabilirsiniz. And the second tips is using very unique tuning, not a standard tuning, like randomized.Diyor ki bir de mesela normalde hani gitar tuningi değil de tuningle oynayaraktan da farklı şeyler ortaya çıkarabilirsin. いい感じのチューニングを見つけました。
Mesela şimdi diyor kafama göre oynayaraktan diyor kendime kulağıma güzel gelen bir tuning bulmuş bulundum diyor. これは自分にとってもすごい、初めての音になるんで、自分にとっても新しい音楽ができるチューニングです。というふうに、まあ、いろんなチューニングを試してみてください。Mesela şu an bunu da ben burada ilk kez duymuş bulundum diyor. Yani ilk kez burada böyle bir şey hani live olarak denedim diyor. Bu şekilde diyor oynayarak kendi sesini bulabilirsin. Mesela benim kulağıma şu an çok güzel geldi. Şimdi buradan devam ettim. Diyor hani güzel gelen noktayı bulup oradan devam et diyor. Okay. Evet. Hello. Öncelikle hoş geldiniz. Bir dahaki seferki turunuzda Dios grubuyla Türkiye'ye gelmeyi düşünür müsünüz? 次のツアーで Dios と一緒にトルコに来るとかそういうのが Maybe next time, next year? belki önümüzdeki Thank you. Merhaba. Kendisi metal albümü yaptığını söylemişti. Şu an hala yapıyor mu? Ya da çıkartacak mı? Sormak istemiştim. メタルのアルバム作るらしいなんかも聞いたんで、うん、まだ作っていますか ？Yes,、I'm making metal EP now. So you like metal? I like metal. たぶん今年中には EP、ミニアルバムみたいなのを出そうと思ってます。Şu an duyduğum gibi bir şey albüm içerisinde varmış ve muhtemelen bu sene sonuna doğru falan küçük bir EP olarak çıkaracakmış. Merhaba. Dar perdelerde terapi yapabilmesinin kolay bir yöntemi ya da kendi uyguladığı bir yöntem var mı? ですね、タッピングのことなんですけど、はい、このギターのこう同線形するんですけど、この、真ん中に近いところが結構短いですよね。そこでタッピングどうやってできるんですか？So you say this grip is very tough to tapping? Yes. Okay. コツはなんですけど、あんまり遠くから叩かないこと。遠くから叩かない。Like this. これは良くない動き。Çok uzaktan vurmayın diyor. Yani dar perdede tap yapacaksan yakından yapman lazım. Çok yüksek hani yüksek şeyden yaparsan büyük aralıktan yaparsan sıkıntı olur diyor. これぐらいの距離からタッピングしようとしたらもちろん遠いし、この目標は狭いからすごいやっぱミスタップをします。Çok uzaktan yapınca zaten vuracağın yer çok küçük bir yer olduğu için çok kolay kaçırılıyor diyor. Sesi de güzel çıkmıyor diyor. O yüzden yakından yapman daha iyi olur diyor. Yani 理想の距離はこれぐらい。Tam bu mesafeyi kullanabilirsin diyor. タッピングって実はあんまりこう距離でこうやって力を加える必要はないんです。Zaten tapping genel olarak hani kısa veya uzun da olsa perdeler diyor. Çok fazla uzaktan yapılmaması gereken bir şey. Ne kadar yakınsa o kadar rahat olursun diyor.これぐらいの力で音は鳴ります。僕たちが口からしてくれるセスチュケーター。だから本当にもうフレットからもう数ミリのとこで音を鳴らすのがいいんで、まあ、そんなに多分これぐらいの距離でタッピングをすれば難しいこともないし失敗することはないと思います。Yani çok fazla bastırmana hiç gerek yok. Zaten bastırınca daha kötü olur diyor. Hem parmağın içine kötü olur büyük ihtimalle. O yüzden hani çok fazla da güç vermemek lazım. Yani böyle yumuşak yumuşak yapmamız gerekiyor diyor. Hello, Ichika Sensei. My question is, how would your life go if guitar didn't exist? ギターがなかったら今何をしていたんですか？ギターがなかったら
何してたろう。多分大学行ってそのまま医学系の研究してたと思います。Muhtemelen de üniversiteden devam edip tıp tarzı bir şeye yönelebilirdim. Because I was in university and I was researching cancer cure. Tabii kanser için bir şeyler yapmak hani isterdim diyor. Hani kanserin şeyini bulmak için tedavisini. Zaten üniversitede öyle gitmiş. もしくはアニメばかり見て引きこもりになってたと思います。いやば、で、カポルカルビアニメファンです。はい。こんばんは。I just want to ask something. I've been watching you for 3 years now, and I have never seen anyone like play guitar like you. So, what inspired you to do this kind of unique guitar play? I'm very interested in it. ですね、もう3年間もずっと市川さんを見ているらしいんですけど。市川さんみたいになんかギター弾いてる人初めてなんか見たので、一体何がこうギターをこうやって弾こうという気持ちを、あ、それもさっき言った通り、こうなんか自分の人生かけてこう楽器一本でこう人の心をどれだけ動かせるような音楽を作れるかっていうことを試してみようって決めた時から、もっとそれに向かってただただ進んでるいう感じで、もちろん至り来たくない時もあるし、しんどい時もあるけど、もう自分の人生はこれしかないって決めたから、それに向かって進んでるっていう感じなので、自分の中の本当に人生をかけた目標っていうものを決めてください。Do I speak Turkish or English? English, please. English, okay. He basically says that you, like he, has decided to try and see how much he can move someone's heart with only one instrument. And he was like, this is my life choice now, and this is my life, and this is my life goal, and I have to go there, and I have to try like to the like final point. And he says, if you want something like that in your life, you need to sit down and think, what am I doing with my life? Like, what is my goal? You need to like decide that, and then the rest is just practice. Well, you definitely succeed in it. My heart.Türkçesinde söyleyeyim mi? Yok, hayır. I have two questions. Hi. Your collaboration with Yvette Young was our favorite thing to play as a couple. Oh, thank you. Will there be any more like that? Yeah. We are now making other work now with Yvette Young. What's your favorite anime?Yeah, so many anime. You know ReZero? Kinda, I guess. It's my favorite, yeah. Okay. En sevdiği anime ReZero'ymuş arkadaşlar. Animeci arkadaşları duyurdu. Hello. Hello. My name is Okan, and I've been watching you since I was 14. I've been practicing and trying to get your song on guitar. And I think I'm...successful one. I'm now 18. Yeah, I'm going to go to university. I know that some people say that I'm a narcissist, but I think because I've been practicing a lot, especially in the pandemic days, I've been practicing like 10 hours a day. And I can probably say that I'm the best natural guitar player in Turkey. And it's all because of you. You just inspired me, and thank you. Thank you. Thank you.My question is more of a request, actually. I've been in love with your guitar since I first saw it. It's my dream guitar. Can I please, I know the answer is probably no, but can I please try it after this? What are you trying to do? Ichika-san's guitar to play after this, but after this, is it okay? After this, there's an autograph session. After that, guitar.ちょっと触っていいですよ。ミーカミツザマンダベルファクビーバーキドクナですね。Hi. Hi. First of all, welcome to Turkey again, and we are very happy to have you here. What I want to ask you about tuning, that could you please tell us like which tuning systems that you use, like specifically, like you know, like.Like a E-E-E-E. Okay. Right? Yeah. My favorite tuning is E E E E.
or ABCDEF. It's very unique. But so basically, I'm usually music the drop A. これなんでこのドロップ A を7弦で使ってるかというと、こう制覇でパワーコードが押さえる、指一本でパワーコードを押さえることができるから、このチューニングをよく使っています。ボトニング、イングリッシュ、トラディッシュ、チューニング、ロジメドラム。 OK, I was going to check my design. Bu tuning kullanmasının en önemli sebebi tek bir parmağıyla bütün perdeyi ittirebildiği nokta orası olduğu için ve en çok bunu kullandığı için. それはなんでそういうことをするかというと、1本で全部コードをパワーコードを押さえることができると、こういう7弦全部を使ったパワフルなコードを弾くことができるからなんですよ。Tam oraya bastığı zaman az önce çaldığı şekilde bir kord ortaya çıktığı için ve bu kordu hem sevdiği hem de çok güçlü bir kord olduğunu düşündüğü için böyle kullanmayı tercih etmiş. Like this. Are you absolute pitch? So it's, it's very difficult to find out all those stuff because sometimes you play really diatonic chords. I don't have absolute pitch. 相対音感って何っていう、相対音感を持ってます。もう一度言います。相対音感、全体音感、アブソリュートピッチは持ってないけど、はい、音と、じゃあ後で音と音を比較して、知ることができます。はい、yani absolute pitch değil ama sonradan geliştirilebilen bir versiyonu daha var mı? Evet, hani de referans bir ses olduğu zaman anlayabiliyor musunuz? Thank you very much. Yes, thank you. Öncelikle merhaba. Hi. Benim sorum şuydu. Her gün uyguladığı bir gitar programı var mı? Yani düzenli olarak yaptığı ve yani aynen çalışma rutini gibi. Ve günde kaç saat gitar çalışmamızı bize önerir? Evet. はい、毎日やってるギターの練習とかありますか？特にないです。適当よかった。教えて言うなら、毎日新しく毎日いろんな曲を作ってるんで、その曲のレコーディングをするために練習していることが練習です。Genelde her gün yeni bir şarkı yaptığımız için diyor, o şarkıyı nasıl daha hızlı çalarım veya işte hani o şarkıyı çalmak üzerine sadece pratik yapıyorum artık diyor.初めた人には何かおすすめできる練習とかありますか？毎日できそうな。そうだな。これはあんまり、なんだろう。多分、質問の意図とは違うと思うんですけど、自分がまずめちゃくちゃかっこいい弾きたいと思うフレーズがあったときに、すっごい低い BPM から始めて、毎日5つ足していくこと。Diyor ki çok ama çok havalı bulduğun böyle bir şarkı, zor bir şarkı olabilir diye bunu alıp BPM'ini iyice düşürüp her gün bir BPM yukarı kaldırarak her gün çalışmanı tavsiye ederim. Keşke aseranay. Asla acele etmeden. Don't take shortcut, I guess. Don't do plus 10, plus 10, plus 10. So finally you can play. How much do you think technicality matters when it comes to writing beautiful music like you do? Do you think being technically advanced on your instrument matters more than imagining like beautiful melodies or maybe chord progressions or
Yeah. すみません。どういう。ですね、音楽作るとき、曲書くときは、音楽理論がどんなに、大事ですかって。曲を作るときは、音楽理論はそこまで必要ないと思ってます。ちょっと、ミュージックよりして、バンチョコにあんまでいいよ。私のチクワです。音楽理論っていうのは、曲を作るときよりも、いろんなミュージシャンと、世界中のもういろんな国のミュージシャンたちと一緒に音楽をするときの共通言語だと思ってます。Bence diyor müzik teorisi zaten bir sürü insanın bir sürü farklı işte bölgeden insanın yaptığı müziğin en ortada en hani ortalama birleştiği yerdir diyor yani. なんであくまでも音楽理論っていうのは僕はコミュニケーションを取るための言語だと思っていて曲を作るためにはそこまで必要ないかなっていうふうに思ってます。Bence müzik teorisi müzisyenler arasında bir iletişim dili ve aslında gerekli olmadığını düşünüyorum. Sadece iletişim kurmak için ortak dil olarak düşünüyorum ben. Teşekkür. Konnichiwa. Konnichiwa. Orewa naikan. Yeah. I have a question. Will you make a Vocaloid song like Hatsune Miku? Hatsune Miku, you know, you are Vocaloid. Yeah. Do you plan to make? No. Thank you. Hello, Chika. It's not a very creative question, but I really wondered, what's your favorite Turkish food since you're here? What's a Turkish food? 一番好きなトルコの食べ物は何ですか？食べ物？はい。Turkish food? My favorite is that... 名前は分からない。I don't know the name, but the...like a pizza. あ、ライマージュン？あ、そう、なんか野菜入れてちょっとついて巻いて食べるやつ。あ、はいはい、ライマージュン、ライマージュン。ライマージュン。はい、İyi akşamlar, ben Türkçe soracağım sorumu. Biz 4 kişilik bir arkadaş grubuyuz. Normalde 4 kişi gelecektik ama bir arkadaşımız şehir dışında, onun doğum günüydü geçenlerde. Doğum günü hediyesi olarak buraya getirmeyi düşünüyorduk. Ama gelemedi, 3 olarak geldik. O yüzden varsa eğer 4 tane yoksa 1 tane fena alabilir. ですね、4人できた、なんか、来るつもりだったらしいんですけど、1人目が、できなくて、で、その人の誕生日らしいんですけど、その誕生日のためにピックをもらえますか？何もらえますか？ピック。ピック？はい。OK。Mars'ın müzikte yeni bir müzik videosu gelecek mi? Happy birthday for your fans. Happy birthday. OK.Very happy birthday. おめでとう。You too? Really? おめでとう。それだけは無理。Mars'ın müzikte yeni bir müzik videosu gelecek mi? Mars'ın müzikte yeni bir müzik videosu gelecek mi? Mars'ın müzikte 新しいミュージックビデオが出すつもりありますか？今月じゃない、来月の6月にまたマルシンが日本に来るんで一緒に撮ることを予定してます。önümüzdeki yılın 6. ayı civarı gelecekmiş Japonya'ya. O zaman öyle bir planları varmış. bir tane daha falan var mı? Az önce gitardaki müzik yapmak felsefen hakkında konuşmuştum. Yani bunu etkileyen, böyle düşünmeni sağlayan herhangi bir gitar legend ya da ne bileyim, örnek aldığın birileri var mı? Herhangi bir teşekkür ederim. Sakki no gitar について no Ichika san no omoide ga totemo tokubetsu nano de kou kangae kata ni naru tame ni nanka kou影響を受けた、なんかこうアイドル的な存在がありますか？そういう人は。あんまりないですけど、多分自分の考え方の問題だなと思っていて、結構僕がこう、なんていうかな、ゲームのになっていて、こう人生はなんかそうやってクリアするためにあるみたいなふうに考えちゃってるんで、その目的を作ったっていうのがあって、そういうふうな考え方をしてるんだと思います。Daha çok öyle birisi aslında pek olmadı dedi. Benim için hayat bir oyun gibi. Bu da benim önüme koyduğum bir hani achievement hesabı.
benim önüme koyduğum bir hedef ve ben hayatın koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme oyunu olduğunu düşünüyorum ve benim düşünce tarzımdan bu gitar tarzım çıktığını düşünüyorum. Okay, last two questions. Son iki soru. Merhaba. Gitara yeni başlayacak biri için bir öneriniz var mı ve ilk gitarınız neydi? I'm 15 and yeah. I've been dealing with depression for like at least 4 years right now. And your music just helped me get through the darkest place of my life. And I just want to say thank you for every single note you played. And I have one, one last thing. It's gonna sound ignorant, but I don't have any like paper, so I cannot request an autograph. But can you please give me a pic? Like if you don't mind, I'm sorry. まあ自分が一番辛い時に塚さんの音楽で地獄から出られたので、とても特別な存在です。それと、ちょっと一つお願いできますか？みんなピック欲しいです。じゃあ、ここまでにしますか。お zaman bu şekilde bitiriyoruz.